Doğrudur, çocukları ağlatan, çocukları hüzünlendiren, günahsız sabilerin gözyaşlarını ırmak ettirenler bir gün belalarını bulacaklar, ha tufanda, ha başka bir yolda mutlaka bulacaklar. Zanmayın ki zulüm ebedidir. Küfür ebedi olabilir. Yani kıyamete kadar kafir kafirliğine devam edecek. Ama zulüm ebedi değildir. Hani teyzen nerede? Seher teyzen nerede hani? Hani nerede amcan Faik Efendi? Amcan Ahmet nerede hani? Hani kardeşin Sufi nerede? Hani neredeler onlar? Kaybolup gittiler. Kimi toprak altında şu anda mahşeri bekliyor. Kimi evlatlarının kendilerine gelmesini bekliyor. Dünya dengesi bozuldu. Kahrolası denge bozuldu. Dünyanın terazisi bozuk değil. Teraziyi bozdular. Dünyaya küfür verenler, dünyaya zulüm enjekte edenler o zulümle mutlaka abad olmayacaklardır. Zulm ile abad olunmaz. Berbat olacaklar. Gün gelecek, berbat yaşayacaklar. Bu çocuklar sizin çocuklarınız olabilirdi. Bakıp geçmeyin sadece. Lübnan'da, Filistin'de başı ezilen, anasını, babasını, kardeşini yitirmiş olan bu çocuklar, masum yavrular. O gözyaşları elbette ki Allah'a dokunuyor. Ama Allah diyor ki, cevabını siz verin. Ben cevabı verdim. Kıyameti kopardığım gün cevabımı vereceğim ben. Ben dengeyi böyle sağladım dünyada. Mahşerde hesabı ben vereceğim. Dünyada hesabı siz sorun. Ey Müslümanlar! Ey Müslümanları bir araya getirmesi gerekenler! Ey Müslümanlar arasında güçlü diyalog kurması gerekenler! Biz elimizden geleni belki yapıyoruz ama dünya Müslümanları uyanmanız lazım. Yoksa daha feci hadiselerle karşı karşıya geleceksiniz. Daha feci hadiseler yaşayacaksınız. Ya Rabbi bu tufandan mesul değiliz. Gönlümüz en azından bu tufandan muhaciriz ya Rabbi. Azametin hakkı için, kibriyan hakkı için, lütfun hakkı için bu mazlumların ahını zalimlerde bırakma ya Rabbi. Bırakma ya Rabbi. Bırakma ya Rabbi. Sıra sıra dertli dağlar eteğinde karlar yağar toprağında anam yatar yalan dünya yalan dünya toprağında anam yatar yalan Terazisi eğri dünya, terazisi eğritilmiş dünya. Ey yeryüzünde, Mevlana peygamberi anlatıyor sevgisini. Ey dilberim demişti daha önce okuduğumuzda. Yeni açanlar için söylüyorum. Baştan alalım isterseniz. Ey dostum, ey dostum. Peygamberin, Mevlana'nın Hazreti Peygamber'e olan sevgisinden en baştan alıyoruz. Ey dostum, ey dostum. Halilim yani, halil. Dost demektir. Ey başka sığınağa gerek duymayan dostum, başka sığınağa sığdırtmayan dostum, ey dilberim, dilber aranan bulunamayan sevdadır dilber. Mecazi bir dilberdir buradaki dilberim. Aşık olmuşum sana, aşkımı sende bulmuşum ey dilber. Bir bak bana, bir gözünle şöyle bir nazar et bize. Taruman et dünyamızı, taruman et. Yık bizi dünyamızı ey dilber, ey gönül bağım olan dostum.
Ey mahrem ve sığınağım, mahremim, ey sığınağım, ey yeryüzünde bize ay olan, çünkü geceleyin karanlıklarda ay yol gösterendir. Dünya karanlık, izbe, perişan, doyumsuz. Bütün bu karanlıkta ey bizlere yar olan, ay olan ay. Bilirsiniz ay kelimesi erkekleri ifade eder, güneş kadınları ifade eder Arapçada. Dişil erkektir. Yani güneş dişildir, ay ise erkek için kullanılır. Onun için peygamberimiz için güneş denmez genellikle. Ay denir. Ey yeryüzünde. Mevlana bunun farkında. Mevlana ilim adamı. Ey yeryüzünde bize ay olan, ey gece yarılarında bize seher olan, uykum kaçtığında sana salatu selama sığınıyorum. Hadi hep beraber söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz, seyyidimiz olan Muhammed'e salat olsun. Ey gece yarılarında bize seher olan, ey tehlikede bize siper olan, ey şekerler dolu bulutumuz, ey şekerler dolu bulutumuz. Ruhum da çok güzel yol alıp yer edindin sen. Bana yoldaş oldun, yol gösterdin. Derdime çok güzel ilaçsın sen ey din ve imanım. Dinimi, imanımı senden öğrendim. Ey cevherler dolu okyanusum. Sen varsan başka okyanusa suya gerek yok. Ey dibine, sonuna, varlığının ihtişamına varılamayan okyanus. Peygamber bir okyanus gibidir. İçinde neler neler barındırıyor, temizliyor, duruluyor. Nimet veriyor Allah onun vesilesiyle. Ey karanlık gecelerin aydınlık ışığı. Ey yolunu şaşırmışların yol göstericisi. Ey her kafilenin kıblesi. Yani gide her kafile oraya gider. Sağdan soldan, Amerika'dan, Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, Endonezya'dan, İngiltere'den, efendim dünyanın diğer taraflarından, başka bir yerden hep ona giderler. Her kafilenin kıblesi o olması gerekiyor. Ey kervanım, kervanımın kılavuzu. Sen bana Musa'nın Tur'usun. Sen bana Musa'nın Tur dağısın. Yani Musa'ya Tur dağında, biliyorsunuz ilk vahiy oradan indi. Sen Musa'ya inen Tur dağı kadar bana yakınsın. Sen bana İsa'nın sıkıntıları giderenisin. Hem nurumun nurusun, nurusun. Nurumun nurunun nurusun. Hem nurumun nurunun nurusun. Mükemmelin, mükemmelin, mükemmelisin. Sen Ahmed-i Muhtar'sın sen. Nihat Hoca, peygamberden bahsediyorsun. Evet, senden mi bahsedeceğim? Evet, Hazreti Muhammed'den ölünceye kadar bahse devam edeceğim. Birileri peygamberin aleyhinde kumpaslar, efendim o algılar oluşturmaya çalışırken dünyada ben neden bahsedeceğim? Elbette ki Muhammed Mustafa'yı, Muhtar'dan bahsedeceğim. Ölünceye kadar. Hani Allah dedi ya, وَعَبُدُ رَبَّكَ Hicr suresinde hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Allah'ı zikret ölüm gelinceye kadar. Ölüm gelinceye kadar biz de Muhammed aleyhissalatü vesselam, Muhammed'in ahlakı, ahlakı olan Kur'an, Kur'an'ı ve peygamberi anlatmaya, söylemeye, söyletmeye mecalimiz yettiği kadarca devam edeceğiz.